Evet arkadaşlar, YouTube'dan uzun halini çekeceğim demiştim. Şimdi böyle bir çalışmada bazı yerleri bıraktım. Şimdi şurada yağlı pastel kullandım. Renklerim de şurada. Bakın biri bu. Biri de bu. Şuradan hemen göstereyim. Alt zeminde bu. Üstte de bu. Tamam. Gerekirse çok az daha koyu kahve eklenir. Az ama. Şunu karıştırdığınız zaman şu görüntü çıkıyor zaten. Bu bir. Harmanlaması nasıl yapılacak? Bakın şunu diş tampon pamuğuyla karıştırıyorum. Şu koyu dipleri gölge yaptım. Şu birleşimi doğru ayarlamanız gerekiyor. Şuraya hafif biraz daha ten rengi bir boya attım. Şurasını değiştirin. Şu kısmı, temiz kısmı. Bakın şurayı harmanlayacağım. Yani koyudan açığa doğru. Şu şekilde. Müthiş bir geçiş oldu. Bakın o sert geçiş kayboldu. Biraz daha içe doğru gidelim. Hazır burası güzel yakalamışken. Şu kısmı toparladık. Tamam. Aynısını bakın şuraya yapıyorum. Dikkat edin. Yine geçiş noktasını birazcık daha. Eyvah, şurası kirliymiş. Neyse biraz koyu olur, bir şey olmaz. Şöyle birazcık cilt renginden yağlı pastel ekledim. Şurası zaten istediğimiz bir tona gelmişti. Şurası aslında biraz koyu oldu. Bakın şurası battı. Şöyle toparlayalım. Şimdi şuraya geliyorum. Şöyle bir hafif bir geçtim. Bunu artık değiştirme zamanı geldi. Şurada bir temiz kenar var. Orayı kullanacağım. Tekrar bunu değiştiriyorum. Yavaş yavaş harmanlanıyor. Biraz daha gidelim. Şöyle. Şurası biraz daha sert halen. Birazcık daha yumuşatacağım. Daha iyi. Şu birazcık makine şey, resim yağı aldım. Azaltıyorum. Tamam. Şu keskinliğin olmasını istiyorum. Şuraya çünkü birkaç müdahale yapacağım. Yine şurayı yaklaştırayım. Şurada kalan yerler vardı. Yukarıya doğru birazcık gidiyorum.
Biraz yağ karıştırdım. Şunu dağıtıyorum. Şu kısmı şuraya kadar da getiriyorum. Biraz siyah karıştırmak istemiyorum. Ekranı büyük unutmuşum. Kusura bakmayın. Şimdi fark ettim. Şöyle biraz saç görünümü olsun diye hafiften. Aydınlatmak isterseniz beyazı böyle bastırırsınız. Bakın şöyle. Diyelim ki daha böyle sarı bir saç. Şöyle tonu açarsınız. Gerçekçi bir görüntü çıkar kendiliğinden. Tamam. Sonra diğer kalemlerle destek alabilirsiniz. Böyle derinlerde. Videoda gözükmüyor ama şu harika bir derinlik katı büyüteyim. Görüyor musunuz? Detaylı bakıldığı zaman fark eder. Uzaktan tabii daha iyi. Bu bir. Şimdi bir de kaşlarda arkadaşlar birinci katmanda böyle bir kaşta koyu kahve kalemi arıyorum şu an bulursam. Üstüne de siyah tabii ki. Şöyle. Bu iki kalem. Zaten şöyle tuttuğum zaman belli ediyor. Alttakiler, bakın şöyle göstereyim. Her zaman kaleminiz sivri olsun. Tabii önce cildi oluşturup yapmak lazım. Üstte de siyah. Şöyle yakından göstereyim. Yani kahve ile siyahın karışımı. Tamam. Kirpikler de aynı şekilde bunu polikromosla yaptım. Biraz uzatayım sizin için. Şöyle. Uzatıyorum. Normalde uzun değil de. Arada boşluklar bırakmıştım. Görmeniz için. Biraz büyüteyim. Daha iyi görünüyor. Tamam. Alt da aynı şekilde. Şuraya atıyorum. Burada sivri olsun. Üşenmeyin. Kaleminizi açın.
Burası da böyle. Şimdi burada size göstereceğim. Çok siyah yerlerde bazen keçeli bile kullanabilirsiniz. Bakın şuraya bir müdahale yapıyorum. Şöyle. Göz biraz daha öne çıktı. Onun dışında bu kadar. Böyle bir çalışmada zor olacak yerler bunlar. Bakın şurayı, az önce yaptığım yer var ya, bak ne kadar kalem ucu sivri, bak yakından bakınca belli ediyor. Ama uzaktan tabi daha iyi. Daha sivri, daha yavaş çalışırsanız. Heh, şurayı da göstereyim. Bakın şurayı da, şu göz kalem var ya, şöyle minik minik değdireyim görmeniz için. Burada birazcık karda gidiyor. Şurada da bolca kullanılmış. Bakın aşağı doğru iniyorum. Tamam, daha ineyim. Çok yumuşak, bak şöyle takıldı oraya. Şurada da aynı şekilde. Bakın şuraya biraz ekliyorum. Fazladan görmeniz için. Bu kadar. O zor gibi gözüken olaylar bunlar. Şöyle. Bu kadar yeter. Biraz daha yapsak ağlayacak. Şimdi şöyle yaptıktan sonra, bu arada havada yapıyorum. Mısırda değil. Şöyle biraz üzerine gidip hafif bulanık yaparsanız güzel bir görüntü çıkar. Şurayı da yapalım. Tamam. Daha açmak isterseniz bol beyaz süresiniz artık. Şu şekilde. Yine şöyle dağıtırsanız şöyle bulanık bir görüntü elde edersiniz. Şu şekilde. Sonra araya istediğiniz kırıntıları atarsınız. Şöyle hemen göstereyim. Bakın mavi attım. Şöyle. Şöyle biraz karalayayım sizin için. Şu şekilde. Yine bunu altta şey olduğu için, bu pastel gibi kalem kullandığım için istediğin gibi dağıtabilirsin. Şuraya bir ışık vereyim. Örnek. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Yeter ki zemini şey yapın. İstediğiniz kıvama getirin. Tamam. Göz sanki daha mı iyi oldu? Biraz öncekine göre. Durum bu. Yine şurayı da aynı şekilde bakın. Şöyle bir şey yaptım. Bunu niye yaptım onu söyleyeceğim. Bakın bu önemli. Notunuzu alın. Bakın alta büyüteyim. Bunun alt kısmına yağlı pastelin bir benzeri, göz kalem zaten, sürdüm. Şimdi bakın bunu üzerine siyah sürüyorum, bakın. Kuru boya. Normalde dağılmaz yani. Bakın şu. Biraz hızlı yapacağım. Şöyle çirkin bir görüntü gibi geliyor. Başta. Sabırlı olun. Birkaç kırıntı da içe doğru atayım. Şu şekilde. Bak şimdi. Berbat bir görüntü değil mi? Bakın şöyle. Nasıl değişti? Çünkü altta zemini hazırladım. Bak şöyle yuvarlak küre görünümü verdim. Üstteki siyah çok kolay dağıldı. Çünkü altta zemini oluşturdum. Olay şu. Bir daha gösteriyorum. Bakın. Koyu bir kağıtta göstereceğim. Bir parça koyu bir kağıt getirdim.
Bakın alttan şöyle yağlı bir malzeme, işte göz kalemi kullandım. Üstten bakın siyah. Bu artık karışır. Tamam. Çünkü alt zemini güzel oluşturduk. Fakat şöyle yaparsan diyelim yine aynı karaladım. Bunu karıştır. Ne oldu? Olmadı. İşin püf noktası bu. Bu arada göz de gittikçe yeşile dönmüş. Yeşil yapsak mı? Birazcık. Alt zemin artık istediğimiz gibi. Birkaç yeşil kırıntı atalım. Daha açık yeşil atalım. Bu mavi mi yeşil mi? Bak şöyle. Yine dağıtıyorum. Hafif çok değil. Çok dağıtırsan kaybolur. Bu sefer yeşilimsi bir göz yaptık. Sonra araya istediğiniz kırıntıyı yapın. Şöyle oynamalar yapabilirsiniz. Sonra beyaz. Bazı yerleri bazı beyaz, bazı yerleri gri. İstediğiniz oynamaları yapın. Tamam. Araya ışıltılar atın. Artık gerisi sizde. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Biriken soruları yanıtlamaya çalıştım. Ara ara böyle videolar eklerim. Bir sonrakine saçla ilgili böyle güzel bir video çekeriz. Şimdi daha açık ton olsun saçı. Saçla ilgili püf noktaları göstereceğim. Bir dahakine. Hepinize başarılar diliyorum.